Sevgili seyirciler, hayırlı akşamlar dilerim. Bir Kıbrıs programı üçgenine, Kıbrıs üçgeni programına daha hoş geldiniz. Seçimler, seçim yasakları başladığı vakit bundan bir ay evvel programımıza ara vermiştik. Bizim program saatlerimizde siyasilerimiz, adaylarımız gelip konuştular, sizlere hitap ettiler. Seçim bitti, biz gene programımıza bu çarşambayla başlamış olduk. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Nazım Hocam'la beraber her zamanki gibi haftanın gündemini, konuları sizlere aktaracağız. Bu akşam aslında yerel seçimleri konuşmayacağız. Çünkü pazar günü yapılan milletvekili seçimleri pazartesi günü gazetelerimizde yer aldı. Salı günü yer aldı, çarşamba günü yer aldı. Televizyonlarda, medyalarda, gazetelerde. Onun için bütün bilgilere muhakkak ulaşmışsınızdır. Biz bu akşam daha farklı konulara, özellikle Anastas Yadis'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndermek istediği mektup, bu mektubun içeriği ve diğer konulara değineceğiz bu akşam. Ben sözü hepinize gene hayırlı akşamlar dedikten sonra sözü Nazım Hocama veriyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle ben de bütün izleyenlere bu kılığımızdan belli, bu soğuk ve koş akşamından selamlar, sıcak selamlar ve sevgiler ileterek başlamak istiyorum sözlerime. Seçimleri geçirdik. Herkesin tavrı belliydi zaten. Kamuoyuna, medyada tavrımızı koyduk. Herkes kendi tavrını koydu. Öyle de böyle, hayırlı olsun. Ben inanmamakla beraber bu mevcut seçilen parlamentonun inşallah diyorum, Allah'a sığınıyorum artık, 5 yıl devam edecek istikrarlı bir hükümet yaratabilmesini dilerim Allah'tan. Yoksa 2 sene sonra gene erken seçim yapmak. Ne memleketi hayrı var, ne seçilenlere hayrı var. İstikrarsızlık getirir. İstikrarsızlık getirir. O bakımdan benim 40 yıldır önerim sistem değişikliği yapmaktır. Henüz yeterli olarak taraftar bulamadım. Var bir miktar ama... Aklındaki başkanlık sistemi. Evet. Aslında konuşmamız gerekir. Bir akşam da onu konuşalım baştan aşağı. Çünkü çok kapsamlı bir mesele değil. Sistemiyle birlikte, iyi taraflarıyla birlikte, evet, sıkıntılı taraflarıyla birlikte. Her şeyini konuşmamızda fayda, evet, var. Bir akşam da onu konuşalım. Çünkü bir başkanlık seçimi, özür diliyorum, başkan seçildikten sonra vefat etmezse 5 yıl gidiyor. Evet. Yani koalisyonu yok, hiçbir şey yok. İstikrar ararsan olur. Yani. Evet. Evet. Bakanlar, evet, dıştan alınıyor. Mesleğinde başarılı olanlar bakan yapılıyor. Evet. Meclistekiler yasa yapıyor sadece. Evet. Evet. Mahkeme, yargı da her ikisini kontrol ediyor. Evet. Evet. Onun yani için yok. bir akşam başkanlık sistemini tartışalım. Bir akşam onu konuşalım. Bugün açtığın konu ilginçti tabii. Bizim bu hayhuyumuz içerisinde şimdi sevgili Ata, ben yıllardır bu Kıbrıs sorunuyla yakından ilgiliyim. En azından 1991'den beri kitaplarım çıkıyor bu konuyla ilgili. Burada gördüğüm ana manevra şudur. Kıbrıs Rumlar her bir meseleyi yarısından konuşmaya başlar. İstedikleri yerden alır, ondan sonra konuşur. Bizim tarafta da kendini barışçı zannedenler onlardan duyduğunu söyler. Evet, maalesef. Yani maalesef. Yarısından alarak. Yani efendim, Türkiye geldi, fakir fukara garip Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etti. Şimdi 15 Temmuz'u konuşmazsan ve onun gerisindeki 150 yıllık mücadeleyi konuşmazsan, hele 1960'tan sonra olanları konuşmazsan, 63'ü, 64'ü, 67'yi, evet, konuşmazsan ve tezleri ortaya koyup konuşmazsan, evet, hakikaten Türkiye kusurlu görünür. Küçücük bir devlet ne yaptı işgal etti? 3 tane Türk yaşar diye orada. Şimdi benim bu küçük oğlum bir yabancı dille benden daha vakıftır. Ne mutlu bana. Ve New York'ta yaşayan bir Rum arkadaşı var internette. Sohbet ederler. Ve o New York'ta yaşayan Rum çocuk Kıbrıs'taki Türklerin 1974'te Türk ordusundan buraya taşındığını zannediyor. Aman Allah. Hepimiz öyle zannediyor. Evet. Aman Allah.
Biz yani böyle bir propagandaya karşı ne yazık ki. Yani 500 yıldır burada olduğumuzun farkında değil. Evet. Daha evet. doğrusu 11. yüzyıldan beri. Ha, 900 yıldır burada olduğumuzun farkında değil. Dolayısıyla bizim özellikle sol kesimden aydınların Kıbrıs meselesini iyi öğrenmemiz ve müritlerimize de iyi öğretmemiz lazımdır. Kesinlikle. Çünkü ortada bıraktığımız zaman ya davulcuya ya zurnacıya varıyorlar. Dün basın mensubu bir arkadaşla konuşuyorum. Bana Anastasiyadis'in önerisinin çok olumlu olduğunu söyledi. Allah'ım güler misin ağlar mısın? Güler ben misin ağlar sordum, mısın? Ben sordum ya tamam. Maraş'ı verelim. Evet. Mausa Limanı'na da verelim. Ercan'ı da devredelim. Ercan'a verelim. Kalsın bize beş parmaklar. O bize ne verecek? Aynen. Cevap ona vermiyorsun ki kime veriyorum? BM'ye. BM kimdir? 186 numaralı karara göre BM'nin burada onun müttefiki olarak bulunduğunu farkında mısın? Hayır değil. Yarısından duydu çünkü. Evet, yarısından duydu. Uluslararası duydum. Sefer diyor sadece. Tamam gider ne kadar yapmadım. Niye Ercan'ı vereyim de oradan yapsın? Madem ona bağlı olacak gene Ercan, niye Ercan ona vereyim de oradan uluslararası sefer yapayım? Ne farkı var? 15 dakika otel diyorlar havaalanı. Aynen. Evet. Ha. Dolayısıyla... Mausa Limanı'nı niye vereyim? Nereden çıktı şimdi Mausa Limanı? Şimdi Mausa Limanı. Bir tek bağlantı dünyayla... Burada hatırlatmak isterim. Bizi izleyenlere, genç kuşağa ve Kıbrıs meselesini iyi bilmeyen tırnak içindeki aydınlarımıza. 1974'te Türkiye buraya müdahale ettiğinde iki noktada uluslararası güçlenen çatışma ihtimali doğdu. Birinci nokta Lefkoşa havaalanıydı. Evet. İngiliz askerleri ve BM barış gücü silahı sarıldı ve çevirdi. Ve Bülent Ecevit o riski almadı. Ve havaalanı BM kontrolünde kaldı. 40 senedir Halim Meydan'da. Aynen, aynen. İkincisi de Mausa Limanı'ydı. Çünkü Mausa mücahitlerinin, sen de onlardan biriydin. Biz girdik oraya. Güney tarafından, şeyden, o dip tarafından girip de limanı işgal etmesi karşısında barış gücünün Danimarkalı komutanı zırhları getirip bugünkü Cumhuriyet Kapısı'nın önüne dizdi. Zorla limanı BM kontrolüne almaya kalkışıyordu. Evet. Ve Mausa hisarları üstünde geri tepmesi topların bu rekodatörlerin zırhlarına yöneltildiğini ve ateş açılacağını görünce geri çekildi. Bir türlü bizim dış dünyayla temas kurmamıza barış gücü de taraftar değildi. Şimdi silahdan alamadığını hedaya olarak verecek. Kesinlikle. Bir de Mausa Limanı'nın bir özelliği var. 2009 yılında Avrupa Birliği Komisyonu oturdu. Yani Bakanlar Kurulu evet. oturdu ve Mausa Limanı açıktır. Seferlere kapalı değildir. O yazı bende var. O İren'in yazısıdır. Var, karar bende de var. Ha. Uluslararası seferlere açıktır. Kararı aldı. O Mausa Limanı'yla ve Kuzey Kıbrıs limanlarıyla ilgili. Yalnız Mausa Girne'de ve Gemi Konağı'da. Evet, Gemi Konağı'da. Yasaklama kararı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tırnak içinde iç hukuk kararıdır. Bizi bağlamaz diye o İren'in yazısı bende var. Aynen, ha. aynen o şekilde. Ha. Çünkü o dönemde Laskiye Mausa seferleri başlamıştı evet. ve Rum tarafı da hemen Avrupa Birliği'ne başvurdu. Bu seferleri durdurun, Mausa Limanı biz yasakladık, yasak limandır diye. Onlar da oturdular, işte Bakanlar Kurulu Avrupa Birliği'nin komisyonu toplandı. Demin söylediğimiz kararı aldı. Şimdi son 3-4 gündür bizim meclisteki kaliteyle, düzeyle ilgili kalite demeyeyim. Bilgi birikimi düzeyine ileri geri konuşuyorum da bunu söylerken aklıma geldi. O yazısında Oliver'in cevap verdiği şeyde Abdullah Gül Dışişleri Bakanı'ydı o zaman. Açsın Mausa, Girne ve Karabostasi limanlarını biz de Türkiye limanlarına gemilerine koyduğumuz yasayı kaldıralım dediydi. Ne kadar yanlış. Dediydi de mecliste milletvekiliydim. Bu konuda çıkıp kürsüye bir konuşma yaptım. Tahsin Ertuğrul'u da aşağılamana devam ediyordu.
Necip Bey ama bir şey açığa gidiyorsunuz siz diyerekten. Evet. İndiğimde kürsüden yarı milletvekilimiz bana Karabosna Silivan'ı nereye diye sordu. İnanmıyorum. Ha. KKTC meclisinde. Evet. İnanmıyorum. Abdullah Gül biliyordu. Bizim yarı milletvekilimiz neresi olduğunu bilmiyordu. Karabosna Silivan'ın. Acı işler acısıdır. O mühür elimize aldığımızda alnımızı başımıza devşirelim artık. Evet, evet. Yani. Ha. Dolayısıyla Mr. Anastasiadis'in yazacağı mektupta bulunacağı söylenen hususlar yeni şeyler olmadığı gibi ezeli ve ebedi Kıbrıs Helen tezinden geri bir adım da yoktur. Oralarda. Aynen öyle. Sapma yok, geri adım yok. Hiç sapma yoktur. Genel şeyleri söylüyor. Bana verin. Hukuksal nizamı ben sağlayayım. Benim çünkü hukuksal varlık iddiasını devam ettiriyor. Burada da bir yanılgı var. Çünkü dün bir arkadaşına basıp mensup arkadaşına biraz Kıbrıs sorunu tartıştım diye doluyum kulaklarıma kadar. İstediğin gibi anlat. Vakit bizim. İstediğin gibi anlat. Çok da vakit yok ama burada da bir yanılgı var. İnsanlar hukuku öyle bir konuşur ki bu Rumlar ve bizim de Rum'dan duyarak inananlar insanlar zannediyor ki hukuk böyle gökyüzüne Allah böyle hukuku böyle vaz eder. Hukuk Arapça haklar demektir. Allah gökyüzüne vaz etmiyor. İnsanlar yapıyor. Evet. Ve egemenin haklarını diyelim hukuk. Efendim bizim de hukuk dışı. Hukuk hiç olan bir devlet var mı? Var mı? Bunun ne bakarsınız? Var mı? ABD, İngiltere'ye göre hukuk içinde miydi? 1996'da İngiltere'nin hukuksal toprağını isyanları ele geçiren bir miktar asinin ilan ettiği hukuk dışı devletti. Kesinlikle. Bir de üstelik hukuksal devletin ordusunu yenerek Ankara hükümeti TBMM padişaha göre hukuk içinde miydi? Hayır. Hayır. Sovyetler Birliği çara göre hukuk içinde miydi? Lenin'in kurduğu hukuksal bir, hukuk dışı bir devlet. Tabii. Çara karşı. Çara karşı. Çara hukukuna karşı. Çara 1917 Ekim'inde. Çara kurşun azip. Yani. Dolayısıyla devletler genellikle hukuku değiştirirler, hukuka uymazlar. Öyle. Ha, politika mahkeme değildir. Hukuku politika yapar. Hukuk politikayı yönlendirmez. Oturursun mecliste yazarsın, o alsan hukuk oldu. Yani. Sen ne yazarsan odur, senin topraklarında o geçer çünkü. Ha, sen ne yazarsan hukuk olur, evet. Meclisi ne yazarsan. Yani meclisi kastettim. Tabii, tabii. Efendim, bir başka şey yanlış hüküm ile üretilen görüş el koyduk adamların topraklarına. Evet doğru. Bir tane devlet gösterim. Hangi başkasının toprağına el koymadan kurulur. Bir tane. Yoktur. İngiliz sömürge yönetimi 1878'de Osmanlı topraklarına el koydu. Ha şimdi 1923'te Temmuz 23'te yeni tarih konuşmayacağım. İngiliz krallığı Keltlerin topraklarına el koyarak kuruldu ve İskoçlar. Doğrudur, doğrudur. Fransız krallığı Normanların, Frankların, şunların bunların toprağına el koyarak kuruldu. Öyle. Ha, Almanya'yı hiç konuşmayalım. Almanya Prusya İmparatorluğunu ne de Avusturya Yani Avusturya bir yandan, Prusya bir taraftan. Evet. Bu Baviera, Maviera. Hepsini lağvettiler. Oldu bir Almanya. Çok genç değil, evet. Eski Roma Germen Kutsal İmparatorluğu'nun mirasçısıdır. Habsburgların ki Habsburglar öyle. Evet. Ki Voltaire der ki ne Roma'ydı, ne kutsal ne İmparatorluktu de o devlet için. Ondan sonra devletler öyle kuruluyor zaten. Şimdi
ülkemizdeki sağ görüş, bizim Kıbrıs Türk sağ görüşü, milliyetçi görüş, buna el koyduk, bunu Türkiye'ye katalım noktasından hareket eder. Bence yeni bir dünya savaşı olmadan, yeni bir Yalta nizamı aynen, ben, oluşturulmadan böyle bir şey yapmamız mümkün değildir. Ülkemiz soluda Kıbrıs Cumhuriyeti bünyesi içerisinde federal bir devlet kuralım der. Ben de öyle düşünenlerdenim. Federal bir devlet uzun yıllar bu bölgede huzurun ve barışın teminatı olur diye düşünüyorum. Ancak federasyon nedir? Önce bunu... Kocaman bir nokta koy oraya. Önce bunu konuşmak lazım. Federasyon eşitler arasında kurulur. Hala adam derse ki %80'i %20 eşit olamaz, o adamla federasyon kurulmaz. Ben sol görüşlü bir insanım. Bu konulardaki görüşlerimin temelinde Lenin'in bu konuda zamanında vaz ettiği görüşler oluşturuyor. O da der ki bu konuda Marx ve Engels'te ulusal sorun yaşanan ülkelerde federasyon kurulmasından yanaydılar. Üniter devlete, genelde üniter devlete taraftan olmakla birlikte ulusal sorun varsa bir yerde orada federasyon kurulmasından yanayız. Ancak federasyon çatışan ulusal kimliklerin kelle sayısına göre kurulmaz. Eşitlik esasına göre kurulur. O zaman federasyon olur. Ve eğer büyük tarafın solcuları sürekli reddederlerse küçük tarafın eşitliğini, küçük, onlara bizim en aşağılık emperyalist ajanları muamelesi yapmamız lazımdır. Küçük tarafa da o koşullarda ayrılmak düşer. Ayrılır. İki devlet arasındaki ilişkilerden halk arası kardeşlik yeni baştan oluşturulur der. Şimdi bizim geldiğimiz nokta Transmontana'ya kadar ben elde bayrak bu sütunlara çok bağırdım. Çok federasyon çağırdım, çıkıştım. Çok da bayrak salladım. Vekil oldum, kürsüye çıktım, konuştum. Uluslararası toplumlara gittim, konuştum. Federasyon savundum. Ama Transmontana alanlarda olanlardan sonra bu insanların bize eşit insan muamelesi, eşit toplum muamelesi yapmaya heveslerinin olmadığını ve sol prensipler açısından da Lenin'in vazettiği ilkeler çerçevesinde burada bir federasyon kurmanın bu şartlarda mümkün olmadığını, bu şartlarda federasyon ister isen eğer ayrı devlet salman gerektiğini noktasına beni getirdi. Ben durduğum yerde azıcık da şey olmadım, milliyetçi olmadım ya. Ben yine sosyalistim. Bak sosyalizmin ilkeleri buna veriyor. Ha. Bunu söylüyorsun. Bizim çok kendine göre ilginç bir sol... Anlıyorum ki için doludur Nazım. Evet, evet. Çok kendine göre ilginç bir sol çevremiz var. İçin doludur Nazım. 1991'den beri ben çünkü bunları savunuyorum. Gidiyorlar yere soruyor. Ya bu böyle söylüyor. Siz ne dersiniz? Onlarla beni yedi karnıma söylüyorum. Milliyetçi olur, Türkçü olur diye. Ya adam milliyetçi. O kendi milliyetçi. O hele milliyetçisi. En az işçiliğin başını çeken parti Aker'dir. EOKA daha sonra ortaya çıktı. Aker'in ikinci kuruluşu 14 Nisan 1941'dir. Ha. Birinci kuruluşu 1926'dır. 26 Kıbrıs Komünist Partisi. Kappa kappa kappa. Kappa kappa evet. Ha. Gidip ona ne soruyorsun? Al Lenin'i oku ya. 150 sayfalık bir kitaptır. Al onu oku. O mu doğru söylüyor? Ben mi doğru söylüyorum? Ona sonra bu sizi eleştiriyor. Doğru değil bir saatlik diyor. Ben sorduğuma gel öyle dediler. Değen bir sol çevremiz oldu. Lenin'in doktrini de yani 75 yıl gittikten sonra darmadağın oldu. O doktrini de, o düşünce de. Şimdi sen çünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ömrü 75 yıl geçti. Lenin'in değildir o darmadağın, Stalin'in yaptığıdır. Stalin'in yaptığıdır. Yani Lenin'in önerdiklerini sen yapsaydı bambaşka bir şey. Devlet, Lenin'in kurduğu sistem bambaşka değil. Bambaşka bir şey olurdu. O Stalin, ayrı bir tartışma konusudur. Yani bana göre bildiğin bir diktatördü Stalin. Bildiğin eli kanlı bir diktatör. Ben öyle görüyorum. Ben de Stalin'i. Öyle görüyorum. Stalin'i ben de öyle görüyorum. Yani o aslında sistemi darmadağın etti. Dar kafalı bir adam. Evet. Sistemi darmadağın etti. Ben ne dersem ben, o. Şimdi küçük bir şey anlatacağım. Darbeyi yaptılar, ihtiyar yaptılar. Hükümeti ele geçirdiler.
Ekim 1917'yi evet, söylüyorsun? Ekim 1917. Evet. Sovyet seçimleri var. Sovyetler nedir? Sovyetler şuralardır. Yani mahalle komiteleri, fabrika komiteleri vesaire. Şuradır Sovyet'in açılığı. Sovyet seçimleri var. Lenin direktif yayınladı partiye. Sovyet seçimlerini Bolşevik Partisi kazanmalıdır. İlk adım odur işte. O mahalle kongrelerini kazanın ki hükümet olalım. Evet. O esnada bu sosyalist revolüsyonerler var. Bir ayrı uçkun sol grup. Lenin'i vurdular onlar. Öldü. Stalin geçti. Onun yerine uzun bir hikayedir. Ve geldi Sovyet seçimleri. Stalin hatırlattı. Lenin ölmeden bize vasiyeti neydi? Sovyet seçimlerini kazanın. Kazanalım dedi. Bütün partileri hesapladı. Yalnız Bolşevik Partisi yok. O kadar. Ben şimdi diyecektim. Bütün muhalifleri de temizledi. Evet. Kala kala Bolşevikler kaldı. Bir tane parti kaldı. O kazandı haliyle. Evet. Şimdi o birinin perspektifine bak. Bunun uygulamasına bak. Aynen. Yani. Ha, dolayısıyla bu 5-6 gece böyle program yapmamız lazım. Tam bunu konuşmak için. Yaparız. Ben yaparım. Evet. Şimdi. Federasyondan yola çıktıydık. Federasyondan yola çıktıydık ve sosyalist ilkeler dediydik. Kulağıma geliyor bazı laflar. Ya 100 sene önceki fikirleri söyler. Ben 100 sene önceki fikirleri söylerim. Sen niye ileri söyle baba? Varsa. Varsa yine onu söyle. İstersen Karl Popper'den de konuşayım. Adam Silk'ten de konuşayım istersen. Yani varsa daha yeni. Örneğin Frankfurt Okulu filozoflar ne der bu konuda? Varsa evet. Söyleyeni söyle. Yani fikirsizliğini ama son 70 sene hiç yeni fikir çıkmadı ortaya. Ha. Hiç çıkmadı. Bunu söyleyenlere fikirsizdir onu öyle söylediler yani. Var çıkan mesela Louis Althusser var, Antonio Gramsci var falan. Var ama bu ulusal konuda yazan, en son yazan Lenin'dir. Yani şey olarak siyasi yapılanmaya baktığımız vakit son 70 senedir yenisi yok. Ekonomi olarak Freud'un şeyleri var, teklifleri evet. Var, önerileri var ama siyaseten halkların devletleşmesi konusunda yeni hiçbir şey yok. Yoktur. Tabii demin sen konuyu şimdi biraz federasyondan da öteye geçireceğim. Demin sen Anastasiadis'in teklifinden bahsettin. Aslında Anastasiadis'in teklifinden evvel BM Genel Sekreteri Guterres'in bu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adada 6 ay daha kalmasıyla ilgili bir raporu var. Bu birkaç gün sonra oynanacak bu. Şimdi o raporda diyor ki adada iki toplumun arası gittikçe açılmaktadır. Crans Montana'da müzakereler kopmuştur. Bir türlü yakınlaşma sağlanamamıştır. Ve Türklerin yeni lideri Ersin Tatar eşit egemen temelinde iki devletli çözümü öneriye koymuştur. Bu da federasyonun önünü kapatmıştır veya federasyonu tehlikeye atmıştır. Cümleyi hatırlamaya çalışıyorum. Bu yüzden Rum tarafının güven yaratıcı önlemleri arttırması gerekmektedir. Aynen bu şekilde. Evet. Yani Türk tarafı güven yaratıcı önlemleri arttırsın demedi. Evet. Rum tarafı güven yaratıcı önlemleri arttırsın şeklinde bir ön rapor hazırladı. Evet. Bu tabii bütün taraflara dağılıyor. Bu dağıldıktan sonra da Anastasiadis mesajı aldı. Fakat bu ara Avrupa Birliği de buna yakın bir açıklama yaptı. Almanya'nın yeni şansölyesi. Şimdi
Avrupa Birliği'nde 17 Aralık'ta yapılan toplantıda son Yunanistan ve Rum tarafı gene Türkiye'ye ısrarla yaptırım yapılsın. İşte gümrük birliğinden çıksın, yardımlar kesilsin, o yapılsın, bu yapılsın. Avrupa Birliği buna hepsini şey yaptı, hepsini reddetti. 4 yıldır bunu söylüyor Rumlar. Ve son Almanya'nın yeni başbakanı, yeni şansölyesi bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim Türkiye'yi gücendirecek kadar rahat değiliz veya gücendirecek kadar keyif içinde değiliz şeklinde bir açıklama yaptı. Türkiye ile biz iyi geçinmek zorundayız açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri de aynı mealde bir açıklama yaptı şey konusunda, Doğu Akdeniz konusunda. Anastasiadis şeyi gördü, resmin büyük resmi gördü. Dedi ki yani Avrupa Birliği beni desteklemiyor. Amerika İstme'de karşı çıkarak benim burada yıllardır kurduğum Mısır, İsrail, işte Kıbrıs Rum tarafı, Yunanistan arasındaki işbirliğini dinamitledi. Rum tarafındaki gazeteler bu dinamitleme kelimesini birkaç kere kullandılar. Birkaç gün farklı. Amerika bizim Doğu Akdeniz'de kurduğumuz ittifakı dinamitledi diye manşetler attı Rumca gazeteler. Ve Anastasiadis şimdi istese de istemese de, hoşuna gitse de gitmese de döndü BM'ye, bir BM genel sekreterine bir mektup yazacağını açıkladı. Mektubun içinde de ben güven yaratıcı önlemleri arttırmak için Maraş'ın bize iadesi, Rumlara iadesi, buna karşı Ercan Havaalanı'nın uluslararası uçuşlara BM kontrolünde açılmasını teklif edeceğim diye bir mektup yazdı. Ve bunun da arkası gelecek dedi. Yani ben bundan kalmayacağım. Daha fazla teklifler de yapacağım, güven yaratıcı önlemler. Şimdi burada bütün bunlar Anastasiadis yaparken Neofitu, yani gelecek senenin Cumhurbaşkanı adayı Neofitu bir açıklama yaptı. Neofitu diyor ki Kıbrıs'ta federasyon, Kıbrıs'ta Helenizmin olmazsa olmazlarındandır veya Helenizme giden yolda bir aşamadır şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii ben Neofitu'yu çok iyi tanırım. Bilmem sen iyi tanıyor musun? Tanımıyorum. Bu görüşmelerden Neofitu'da tiroid hastalığı vardır. Yani tiroidleri normal çalışmaz. O yüzden gözünün boyutları da farklıdır. Bilmem hiç yakın baktın mı resme? Yok, ben farkında değilim. Şahsi olarak çok iyi tanıyorum. Bazen uğrayı var. Yani şahıs olarak çok iyi tanıyorum kendisini. Ve dedim Neofitu galiba tiroid başına vurdu. Zaman zaman kafayı yer bu adamlar. Bir yani bu aşamada, bu günlerde, bu siyasi ortamda böyle bir söz edilemez. Yani federasyon şuna geliyor. Şubat 1959'da Makarios Zürih'te ilk anayasanın altına imzayı attığında Zürih Anlaşması Enosis'e giden yolda bir şeydir demişti, bir basamaktır. Evet. Dedim ya aradan geçti işte biri kaç 1959, öbürü 2022, aradan geçmiş 63 sene. Sen diyorsun ki federasyon Kıbrıs Helenizminde, yani Enosis'e giden yolda bir adım. Olamaz böyle bir şey. Evet. Yani bu da tabii adamların kendi düşüncelerini, fikirlerini ortaya koyuyor. Ben anlıyorum ki Neofitu bugünden itibaren başkanlık seçimlerine kadar, gelecek senenin Mayıs'ına kadar, yani önümüzde biz şeyiz, şimdi Ocak'tayız, önümüzdeki 15 ay iş tribünlere oynayacak. Evet. Bütün müzakereler, olası müzakerelerin de içine edecek. Evet, olmayacak yani, müzakere de olmayacak. Olmayacak zaten, mümkün değil. Ersin Bey kesinlikle, Cumhurbaşkanımız eşit egemen tabanlı, İki devletli çözüm konuşulmadığı müddetçe ben masaya oturmam diyor. Şimdi keşke o kitabımı alıp da buraya gelseydim, laf buraya geleceğini bilseydim, kitabı getirirdim. 1991'de yayınladığım ilk kitabımdı.
Kıbrıs'ta ulusal sorun sonuç bölümünde Akene hitap ederek yazıyorum bunu. KKTC'yi tanımadan masaya oturmayı demek değildir bu yazdıklarım ama Kıbrıs Türk halkının egemenliğin eşit orta olduğunu tanımadan da çözüm de bulamayacağız. Mümkün diye. Değil. Ha, mümkün değil. 1991'de yazmıştım. Bravo onlara, sana, kutlarım onlara seni. Onlara hitaben. Hatırlıyorum kitabını, ha. Okuduydum hemen. Ha. Şimdi birkaç şey söylemek isterim ben de. İçinden ne geliyorsa söyle. Hangi yılda unuttum? 2006 mıydı? 8 miydi unuttum. Beni Brüksel'den bir toplantıya davet ettiler. Rahim ağzı kanserlerine karşı politikacı doktorlar birliği diye bir organizasyon kurmaya gittim. Ve kurucu üyelerinden biriyim. Çok ilginç. Avrupa çok Birliği ilginç. Çatısı altında o bayraklı binada. Önü direkt dolu binada. Önü bayrak direği dolu bir binada. Şimdi orada masalar var böyle toplantıya oturduk. Gittik toplantıya. United Kingdom, United States, Kanada falan böyle yani. Mesela İngiltere ve Amerika'nın Sağlık Bakanlığı müsteşarlarıydı kafalarımlar. Yani. Hem politikacı olacaksın hem de hekim olacaksın. Tabii ki. Ha, oraya gitmek için. Ondan sonra baktım bir de masalara sahip tuz. Republic of Cyprus yazarsın. Sarı bayrakta dalgalanır. Gittim o Rum milletvekillerine. Dedim ki ben 10.600 Kıbrıs Türk'ün oyuyla Kıbrıs Türk Meclisi'ne milletvekiliyim. Eğer o bayrak orada duracaksa açtım çantayı. Aha ben de çıkarttım bayrağı. Bu tarafından ben koyacağım. Bırakacağım kanseri. Yan masadan başlayarak Kıbrıs'ları anlatmaya başlayacağım. Yan tarafta United Kingdom'ı. Ve Avrupa Birliği ülkeleri. İsterseniz halk sağlığı konuşalım. Politik iddianızı bir kenara kaldırın. Yok eğer politik iddianızı konuşacaksanız halk sağlığına gelin. Ben de onu konuşacağım. Zaman kalırsa konuşuruz sağlığı. Kanserde konuşuruz. Reaksiyonum dikkat çekti. Bayrağı indirdiler. Hmm. Ve sadece Cyprus yazar oraya. Yoksa bu masanın arkasına ben oturmam sizin yine. Yalnız Cyprus yazar oraya oturduk. Yaptık görüşmelerimizi. Amerika'da aynı şeyi ben de yaptıydım. Anladım sonra. Ha. Öğlen yemeğine geçtik. Tabelde oturuyor. Rumlar bir masa böyle. Her zaman olduğu gibi şaka, şamata, patırdı. Ne diyorum biraz Zivanya'ya gelin Kıbrıs'tan da gidiyorum. O şarap içerik uğraştı falan filan diye laf atarlar ona. Ben de aldım yan masaya geçtim. Yanlarındaki masa, paralel masaya geçtim. Oturdum. Yemeğime başlamadan tepsisiyle bir uzun boylu adam geldi. Dedi ki yanınıza oturabilir miyim? Tabii dedim, çekildim yer açtım. Zoom'lardan biri var ama oturdu. Dedi ki bana sabah bunları yaptığını gördüm. Bunları yaptığını sabah gördüm. Ellerinden bizarık. Her konuyu Kıbrıs meselesine getirirler, bağırırlar, ağlarlar. Bunların dersi yalnız siz verebiliyorsunuz. Ne olur Avrupa Birliği'ne gireyim. Çok güzeldi ya. Ha. Çok güzeldi bu. Ben de dedim ki alınıza girelim, onları alın, biz almalıyız. Hayır sen beni tanıyor musun dedi bana. Hayır dedim, dönem başkanıyım dedi. Hadi ya. Ha. Ha. Ne güzel, ne güzel. Şimdi doğru dürüst tutarlı tavır koyduğun zaman dünya cevap alıyor. Evet. Urumun söyleyin, yani siz kulak asmayın ki. Kim tanıyor sizi? Senin koyu tavrını bakayım, tanıyan çıkar mı çıkmaz mı görürsünüz o zaman. Koyduk ve gördük. Yani. Ha. Şimdi BM lakırdısının Kıbrıs meselesine Magalios tarafından sokulduğunu, Yunanistan bile karşıyken bu meseleyi 1954'te BM'ye götürdüğünü ve ilk götürdüğünde reddedildiğini, onun üstüne EOK'ya başladığını hepimiz biliyoruz. Evet. Niye
şeye götürüyordu, BM Genel Kurulu'na Güvenlik Konseyi'ne kapısı meselesini. Bakanıyoruz Turuşentes kitaplarına iki defa nadir. Çünkü BM Genel Kurulu kararıyla emosis yapabileceğini zannediyordu. Ve bağlantısızların tabii liderliğini tabii, oynadığı için. Bağlantısızları kullanarak evet, onları aynen. kullanıyordu esas. Joseph Tito Nehru ve ha. Cemal Abdülnasır'la. Nitekim 60 yıl ayarı başladığında gene BM'ye götürdüğünden Kıbrıs meselesini garantiler anlaşmasını BM iptal etsin diye götürdü. Evet. Ve BM'ye böyle bir yetkisi olmadığını beyan etti kendine. Ha. Onun için BM dönüp de BM'yi de dünyadaki mahkemeyi küpra zannediyor bazı arkadaşlarımız. Değil. Değil, hayır. İkinci Dünya Savaşı galibi 5 büyük devletin çıkarlarını koruyan bir organizasyondur. Guterres de Hazreti İsa'nın 21. yüzyıl temsilcisi değil. Bir memurdur. Ayrı kesinlikle. Kalır. Ayrı kalır oradan. Yine öyle emirleri yapar. O 5 devletin çıkarlarına göre. ABD ikinci dönemi kendisine uzatmak için açıkça ikinci dönem rüşveti verdi. Kendi istediği kararları çıkarttırdı. Evet. Sonra da ikinci döneme uzattı. Ha. Dolayısıyla bu BM'ye gitti. Şu oldu, bu oldu rakırdılarını. Rumların çok işine geldiği için BM. Onlar abarda abarda söylediler. Evet. Bize ne olduğunu bilmeden biz anlar BM'ye gitti, BM'ye gitti. BM'ye gittiğinde ne olacak? BM'nin vukuatlarını sayayım. Cezayir'i, Kore'yi, Irak'ı, Kamboçya'yı, Laos'u, Güneydoğu Asya'yı, Ruanda'yı. Zavallı Ruanda. Bosna'yı, bizi. Evet. Yani BM'ye gitsene. Guterres kimdir? Kim oluyor? Bir memurdur. Aylığını verirsin, başka türlü söyle. Böyle verirsin. Bu, yani, 4 sene sonra bitecek. Ha yani sen de Kanuni Sultan Süleyman'dır. yani. Hemfikirim. Hemfikirim senden. O bakımdan ben birkaç yıldan beri söylüyorum tekrar. Türkiye'nin dış politik ilişkilerinin kendine dayattığı zorlamaların neler olduğunu biz bilmiyoruz. Türkiye'nin de boğazdan sarılmayalım ama biz KKTC olarak 186 numaralı kararı reddettiğimizi açıklamalıyız önce. Ki rahat konuşabilelim. 4 Mart 1964. Evet. Bu illaki bölünmeyi savunduğum anlamında değildir. Rumlar hizaya gelirse de eşitliğe dayalı bir federasyon konuşacağız. Gene konuşuruz. Ama gelmeyeceklerse oturup onları beklemekle zaman kaybetmeyiz. Ben o kanaatteyim. Bu federasyona mı gider? İki ayrı bağımsız devlete mi gider? Onu bize zaman gösterir ama ilk adım 186'yı biz tanımıyoruz dememizdir diye birkaç yıldan beri bunu söylüyorum. Tekrar şey yapayım. Şimdi Ruhan Sabahattin İsmail biliyorsun ne coşkun bir adamdır. Asar keser Facebook'ta yazdı ki bizim sorular için bunlar Rumları seviyor. Ya ben de severim. Mesele sevme nefret etme değildir. Ben de severim. Nerede severim? İşçi masasında severim. Gezmeyi severim. Efendime söyleyeyim. Gençken daha çok severdim. Daha çok severdim. Evet. Tamam. Ha. Ama sevgiyle değil bu iş. Bu nefretle de değil. Nefret etmekle icap etmiyor. İş yani, politikaya geldi mi karakterleri değişiyor ya adamların. Çünkü 200 yıldır geliştirdikleri bir zihniyet var. Ve bizim de 500 yıldır geliştirdiğimiz kendi zihniyetimiz var. Evet. Kıbrıs sorunun sebebi bu iki farklı iki zihniyettir. Kıbrıs sorunun sebebi kimse zannetmesin ki Rauf'tan Kaçumlar'dan nefret ettiğinden Temet'e vurdu. Ya da Makaros bize nefret ettiğinden EOK'a vurdu. Yok. Orundu EOK'ayı vurdu. Biz onu engelledik ki bize nefret ettiyse etti. Rauf Bey de eğer o tehdidi hissetmeseydi mukavemet teşkilatını kurdurmazdı. Mukavemet teşkilatını kurmaya girişmezdi. Mukavemeti özellikle vurguladım çünkü evet. Saldırı teşkilatı değildi. Evet ve Allah rahmet savunma eylesin. Savunma teşkilatıydı. İkimizin de iyi tanıdığı bir insanıydı. Evet Allah rahmet eylesin.
Ben bir nefret hissetmedim ondan hiçbir zaman. Nefret değildi, politik tavırdı. Yani o bakımdan severdi. Ben sever. Hep hayranlık duydum. Belki çok yanındaydım diye ama her düşüncesi, her hareketi aslında uzun vadede doğru olduğunu ortaya koyuyor. İşte çünkü yazdım ya, bir yerde yazdım da altına Ender Hanım alkış koydu. Ölüm yıl dönümünde yazdım. Sağlığında her şeyi tartıştım onlara. Her şeyi. Bu şimdi bazılarımızın kapıyı kapatıp da böyle fısıldığına söylediği şeyleri onun yüzüne söyledim. Ve hepsinin cevabını aldım. Hiçbir zaman da kızmazdı. Hiçbir Allah rahmet eylesin, hiç kızmadı. Söylediğinizde hiç sinirlendiğini görmedim. Samimi olduğuna inandığı, yani samimi inancınızın olduğuna inandığı sürece hiç kızmazdı. Hepsinin cevabını verildi, verdi. Öldüğü 10 sene geçti üstünden. 10 mu kaç oldu? 12 sanırım ha. Ya 12 ya 13. 12 ama 12. Ya hepsinde haklı çıktı. Hepsinde haklı çıktı. Her söylediği haklı. Ben nereyeyim? Her dediğinde haklıydı. Nereyeyim şimdi ben? Yani Allah razı olsun. Yani uzun bir olayı uzun vadeli çok iyi görebiliyordu. Rauf Bey, Allah tam rahmet eylesin. Tam bir satranç eylesin ustasıydı. Evet, tam bir satranç ustasıydı. 6 hamle sonrasını düşünerek. Siyasi satranç ustasıydı. Evet. Gerçekten. 6 hamle sonrasını düşünerek konuşurdu. Ve biz 5 hamle sonra, 4 hamle sonra gördük ki bunu söylediği haklı çıktı. Doğru çıktı. Tam tıpatıp doğru çıkıyordu. Evet. Şimdi ne kadar zamanımız var bilmem. Çok fazla zamanımız yok. Aslında ben bir kapanış konuşması yapayım. Sen de son cümlelerini söylersen ondan tamam. Sonra da kapatabiliriz tamam. Programımızı. Tamam. Sevgili seyirciler, bu akşamki programımızın sonuna geliyoruz. Aslında Anastasiadis'le, Neofito'yla ve Kıbrıs Rum yönetiminin federasyon algısına değinmek istedik bu akşam. Tabii gerçekler şu ki artık Rum kamuoyu Rum gazetelerinin yazdıklarına göre 50 yıldır federasyonu boşu boşuna oyaladıklarının farkına vardılar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın eşit egemen tabanlı iki devletli çözüm konusu kendilerini son derece korkutmuş durumda. Ve bunun artık bu kulvarda gideceğini düşünerek federasyona yana yana geri dönmeye çalışmaktalar. Bunu ileriki günlerde göreceğiz. İleriki günlerde biz burada gene bu konuları hep birlikte tartışacağız. Ben sizlere hayırlı akşamlar derken gelecek hafta buluşmak üzere iyi günler, iyi çalışmalar, iyi hafta sonları diliyorum. Söz Nazım kardeşimin. Teşekkür ederim. Ben bu arada ben irticayla konuşuyoruz ya, federasyon tezi bir Türk tezidir, onu söyleyelim. Yani Neofido'nun tezi değil. Yok hiç değil. Hiç Fatih Müslüzoğlu'nun teziydi. Evet. Sonra Rauf Bey'e geçti. 50 yıldır bizim bir Türk tezidir. 50 yıldır bizi oyaladıkları için başka seçenekler konuşulmaya başlandı. İlk defa 77'de açık ve net olarak masaya kondu. Evet. O günden beri öyle geliyor. Makarios kabul ettikten sonra o güne kadar bölünme diye reddediyordular. Makarios evet. Kabul edince kabul eder gibi pretending yaptılar. Evet. Ha öyle gibi. Kabul etmemişlerdi. Belli değil. Tabii bu süreç içerisinde inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Ve Kıbrıs Türk tarihini halkımıza hatırlatmaya devam edeceğiz. Hatırlatmak zorundayız. Çünkü genç nesil eğitilmiyor bu hususta. Ve bizim hatırlatmamız icap ediyor. Bu şekilde ders dışı eylemlerden. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu inançta her zaman olduğu gibi Kıbrıs'tan ve Kıbrıs dışından bizi izleyen bütün izleyicilerimize Lefkoşa'nın bu soğuk gecesinden en sıcak sevgilerimizi ileterek hoşçakalın, mutlu bir hafta geçirin dileklerimle. Ben de sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.